Ehl-i Beyt hakkında hocamız ne der? Camilerde Ehl-i Beyt ve Hazreti Ali hakkında sanki bir soğukluk var. Bu beni rahatsız ediyor. Mümin olarak Ehl-i Beyt'e ve Hazreti Ali'ye olan bakışımız nasıl olmalıdır? Evet. Ehl-i Beyt, Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ev halkı demektir. Allah ayeti kerimede ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temizlemeyi diler buyurmuştur. Dolayısıyla onları temizlenmiştir, tertemiz kılmıştır. Eğer tertemiz kılmışsa, temiz olanlara uymak gerekir, tabi olmak gerekir. Tabi olurken bilmek gerekir ki onlar aldığını Allah'ın Resulünden almış. Ehl-i Beyt sevilmez mi? Sevilmesi gerekmez mi? Hem Ehl-i Beyt olarak hem ümmetin önderleri olarak, imamları olarak sevilmesi gerekir, uyulması gerekir. Ehl-i Beyt'i seven Resulullah Efendimiz'i sevdiği için sever. Resulullah Efendimiz'i seven Allah'ı sevdiği için sever. Kim Ehl-i Beyt'e herhangi bir şekilde buğz ederse veya edebe aykırı gönlünden bir fikir, bir düşünce geçirirse bilmesi lazım ki o Allah'ın Resulüne gider. O Allah'a gider. Yalnız Ehl-i Beyt deyince onu biraz daha böyle geniş kapsamlı anlamak gerekir. Neden dolayı? Eğer Allah Ehl-i Beyt'i öğretirken bize sadece kan bağının olmadığını öğretiyorsa bu böyledir. Mesela Allah Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu helak ederken Nuh Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi o benim ehlimdendir. Ehlimi kurtaracağını vaat etmiştim. Allah ne buyurdu? Sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. O senin ehlinden değildir dedi. Eğer iman etmemişse onun ehlinden değildir. Onun Ehl-i Beyt'i değildir yani. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Selman benim Ehl-i Beyt'imdendir. Aynı şekilde Ebu Zer Ehl-i Beyt'tendir. Bilal Ehl-i Beyt'tendir. Her biri farklı bir ülkede. Akrabalık bağı yok. Neden Ehl-i Beyt oluyorlar? İmanlarından. Şu anda da Ehl-i Beyt var mıdır? Elbette ki vardır. Ehl-i Beyt sadece onun soyundan gelenler değildir. Ehl-i Beyt ona bütünüyle tabi olanlardır. Varlığını onun varlığında fena edenlerdir, ifna edenlerdir. Resulullah Efendimiz'e ayna olanlardır aynı zamanda. Evet, bir kan bağından dolayı Ehl-i Beyt vardır, bir de manevi olarak Ehl-i Beyt vardır. Ehl-i Beyt'i böyle anlamak gerekir. Ama diyelim ki onun soyundan gelmiş Seyyid dediğimiz ya da Şerif dediklerimiz eğer ona tabi olmamışsa, uymamışsa evet, onları da o şekilde kabul etmek doğru değildir. Ne kadar uyduysa o kadar ona yakın oldu, o kadar onun ehlinden olmuş oldu. Özel olarak Ehl-i Beyt ayrı, bir de böyle manevi olarak Ehl-i Beyt olanları vardır. Ya da kan bağı olduğu halde Ehl-i Beyt olamayanları vardır. Ehl-i Beyt'i severken aşırı gitmek kesinlikle yanlıştır. Çünkü Allah her bir kuldan abdiyet istiyor, aşıklık istiyor. Aşk bir tek Allah'a gider. Evet, Allah'a gidiyor. Peygamberi severken Allah için seviyorsun. Allah onu sevdiği için seviyorsun. Bir şahıs olarak değil, Allah'ın sevgisinden dolayı. O Allah'ın Resulü olduğu için seviyorsun. O senin peygamberin olduğu için, sana örnek olduğu için, önder olduğu için, rehber olduğu için, imam olduğu için seviyorsun. Seviyor ve onun gibi olmaya çalışıyorsun. Yoksa kuru kuruya sevgi olmaz.
seviyorum deyip slogan atmak olmaz. Ne kadar onun gibi oldun, o kadar seviyorsun. Onun yolunda ne kadar yürüdün, tabi oldun, o kadar seviyorsun. Ve o kadar ona yakın oluyorsun. O kadar onun ehli, ehli beyti oluyorsun. Ehli beyt için de bu böyledir. Yoksa sadece seviyoruz ama yolunda yürümüyoruz. Bu sevmek değildir. Sevmek tabi olmakla mümkün olur. Ona benzemekle, onun yolunda yürümekle, onun yaptığı gibi yapmakla mümkün olur. Ama bütün sevgiler mutlaka Allah'a gitmelidir. Evet, sevgiye layık olan O'dur çünkü. O bize örnek olmuştur. Dolayısıyla biz onu Allah için severiz. Onlara olan sevgi Allah'a gidiyor. Yoksa bağımsız bir sevgi değildir. Kimi seversek sevelim, bu mutlaka böyledir. Biri mürşidini severken de öyle seviyor. Allah için seviyor. Allah ile beraber ettiği için, Rabbini ona tanıttığı için, Rabbini ona sevdirdiği için, Rabbine giden yolu ona gösterdiği için, onu orada taşıdığı için seviyor. Bu sevgi Allah'a gidiyor. Arada o yok aslında. Sadece bir araç, bir vesile var ve bütün o muhabbet Allah'a gidiyor. Sevgilerin mutlaka böyle olması gerekir. Allah bir nimet verdiğinde, nimetten önce nimetin sahibini görmek gerekir. O nimeti severken, o nimetle beraber onun sahibini sevmen gerekir. Yani o nimete olan sevginin de Allah'a gitmesi gerekir. Diyelim ki anamızı, babamızı, bir yakınımızı seviyoruz. Aynı şey geçerlidir. Onu bize ana yapan, baba yapan, evlat yapan veya eş yapan Allah'tır. Bu Allah'ın bir nimeti, bir ikramidir. O sevgi de Allah'tan. Dolayısıyla gene onun sahibini görüyor, sahibiyle beraber seviyoruz. Bağımsız değil. Bağımsız olan sevgi Allah'tan uzaklaştırır çünkü. Bir mümin, evet, her halükarda neyi severse sevsin, mutlaka Allah ile beraber seviyor. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuştu. Hiçbir şey yoktur ki ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Evet, bakış bu. İşte Ehl-i Beyt bu. Ehl-i Beyt deyince böyle anlamak gerekir. Bu hallerinden onları tanımaya çalışmamız gerekir. Evet, Allah ile nazar ediyor. Dolayısıyla Rabbine nazar ediyor. Neye bakarsa baksın, kime bakarsa baksın, ondan önce, onunla beraber, ondan sonra, evet, Rabbi ile muhataptır. Her anda Allah ile muhataptır. Varlığı da görüyor ama bir de onun sahibini görüyor. Evet. İnşallah Ehl-i Beyt'i anlamak lazım. Ehl-i Beyt'in sevgisi de aynı şekilde Resulullah Efendimiz'e olan sevgiyle alakalıdır. Ne kadar Resulullah Efendimiz'i seviyorsa Ehl-i Beyt'i de öyle sever. O kadar sevebilir. Resulullah Efendimiz'e olan sevgisi taklidiyse Ehl-i Beyt'e olan sevgisi de taklididir. Resulullah Efendimiz'den ayrı görmek yanlıştı. Evet, doğru olmaz. Böyle bir sevgi doğru olmaz. Onunla beraber görmesi gerekir. Onunla beraber sevmesi gerekir. Onların da aynı şekilde öyle örnek alınmaları gerekir. Bununla beraber, evet, onların yolundan gelen bir de imamlarımız vardır. Evet, 12 imam vardır ki aynı şekilde her biri yolumuzu, yollarımızı aydınlatan, evet, yıldız gibidir. Mutlaka tanımak gerekir, anlamak gerekir. Aynı şekilde ustad yolunda yürürken de aslında yürüdüğümüz yol onların yoludur gene. Onların yürüdüğü yoldur. Yol boyunca Allah mutlaka, evet, imamlardan biriyle de ya da birkaçıyla, evet, muhatap eder. Gönlümüz, manevi halimiz hangisine yakınsa
onunla bir de muhatap olma hali vardır. Orada da kul bilsin ki gönül itibariyle ona yakındır diye. Evet, böyle bir muhatap olma hali de vardır. Evet, yolumuzun yıldızları, ayı, güneşleridir. Buyurun.